Bugün ders günü. Konu solugan nedir? Solugan işte budur. Sıfır rüzgar var. Gerçekten tam sıfır rüzgar var. Ve deniz karışıyor. Korkunç bir dalga var yani. Çok ilginç. Ortalık karışıyor. Oo, şuralara bak. Şuradan büyük bir dalga geliyor şimdi gene. Allah, şuna bakın. Of of of. Decathlon jikiyle başlıyorum yine. Çaparıyı daha takmadım. Jik kutularımız böyle. Kıyıda çok fazla solugan var. Hiç rüzgar yok ama büyük dalgalar var. Çıkmayacaktım. Onun için saat 11:10 geçiyor zaten. Yani formaliteden bir çıkmak gibi bir şey olacak. Bakalım, bu kadar yol geldik. 75 kilometre yol geldim. Aslında böyle köpürdüğü için kıyılar, çok dalga olduğu için kıyıya yakın balıklar yemlenmeye gelme ihtimalleri yüksek diye düşünüyorum. 36 metre diyeyim ama ağır da bir şey çekiyor arkasından. Kolyoz hareketi ama burada olmaz kolyoz. Hop, arada bir boşa yüzeye yüzüyor. Ne acaba, ne acaba? Acaba ne? Vallahi çinekop yok. İstavrite oyalanıyorum. Alamadım. Gördüm, arada bir aldım 3-5 tane. Şimdi çapari taktım işte. Tek tük var. Aşağıda balık yazıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum işte. Şeye git, tam o bizim botu attığımız yerin 17 metresine git. 17-18'e. İstavrit için değil mi? Ha, aynen, oralara git istavrite. Oralar iyi yapıyor. Tamam. 17, 18, 19, 20. Oralara bak yani. İstavrit tutayım bari mi ya? Keyfim kaçtı. Bayağı gezdim burada. Birkaç tane kayık vardı. Onlar da tırt herhalde. Bilmiyorum. Ha, yokmuş ya balık. Aynen. Tek tük. İşte çok nadir. Vay be, böyle gelse. Bu sene hiç istavrit yemedim. İstavrit yiyelim bari biraz. Tutabilsek. Oh, boylar da güzel. Minik bir tane izmarit. İlginç, küçücük. Hop, git bakalım sen. Thank you.
Hadi yürü. Özledik ya, hep çinekop, lüfer, palamut bu sene. 25 metredeyiz tam. Yeşil beyaz iğneli 10 numara yeşil simli. Karadeniz istavriti pırıl pırıl cam gibi. Özlemişik, özlemişik istavriti. Güzeller istavritlerde. Anos. Ta buralara gelmişler ya Ege'nin balıkları. Balıkları göstereyim. Evet. İstavrit. Özledik istavriti, özledik. Hop, hadi bakayım indir, 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 indir. Aldık ama küçük kuş. Bunu salmayacağım.
tavuklarımız bunlar. Porsiyonluk istavritimizi aldık. Canlı canlıları. Canlı canlı istavritler. Bayağıdır istavrit yemiyorduk. Çıtır çıtır istavritler. Hava bindi de rüzgar olarak baktığımda çok güzel gözüküyordu ama dalga, solgan dalga çok fazla vardı. Yani ada tarafına gitmeye, balık aramaya çekindim. Onun için pembe kayaların önünde açıldığım yerde gezinmeyi tercih ettim. Öyle de olunca çinekobu bulamadık. İki tane çinekop kaçırdım. Biri neredeyse lüfer gibiydi. Burada teknelerin bazıları da kıyıya geldiler. 25 metrelerde falan böyle beşli aldığım zamanlar oldu. Sırf istavritte çalışsaydık bayağı balık yapabilirdik belki ama. Olsun. Bugün de böyle geçti. Çok güzel dalga görüntüleri çektim. Onları da aralara serpiştiririm. Saat 3.30 çıkmam lazım. Evde olmam lazım. 75 kilometre yolum var.